Bunu parçalamak, buna aktarabilir miyiz? Söz tepsiyle birlikte... Tepsiyi göndermek istemiştim. Onu olmaya olsa böyle gerek yok. Yok, tepsiyle gönder bence. Ellemedi de parça düşermişler değil mi? Ne? Ne? Evet arkadaşlar, merhabalar, selamlar, saygılar hepinize, herkese yeni bir yıl, huzurlu bir yıl, mutlu yıllar diliyorum. 2023 yılına sağlıkla, huzurla girmenizi temenni ediyorum. Bugün size hindi dolması yapacağım hemen. Ben sosuna geçiyorum, sos yapıyorum şimdi. Sosunu yapıyorum. Hemen bir kasa yağ koyuyorum sos için. Bir kasa yoğurt koyuyorum. Bir yemek kaşığı tuz koyuyorum. İki tane koyuyorum. Çok fazla kullanacağım. Lütfen siz tuzu kendinize göre ayarlayın. Bir kaşık kimyon koyuyorum. İki yemek kaşığı kekik koyuyorum. Ben fazla koyacağım. Siz ona göre ayarlayın lütfen. Bir yemek kaşığı pul biber koyuyorum. Bir yemek kaşığı salça. Bir yemek kaşığı biber salçası. Şimdi de bunu karıştırayım güzelce bir şekilde. Sarımsak var, özür dilerim, sarımsak unuttum. Sarımsak da olmazsa olmaz. Sarımsak da koyuyorum ben. Böyle bir yemek kaşığı da önce çekilmiş sarımsak koyuyorum. Şöyle karıştırayım güzel bir şekilde. Bunu hemen hindiyi terbiye edeceğim. Ardından malzemeye geçeceğim. Şöyle 2 kilo pirinç var. Önceden suya koydum. 2 kilosu pirinciyle tuzu kendine göre ayarlayın. Şu ben fazla yapacağım. Ben 2 tane hindi yapacağım. Ben 5 tane tavuk yapacağım. Ben fazla yapıyorum. Siz kendinize yaparsanız 1 kilo yeter size. Ben hemen şöyle sıcak suya ısladım. Bir yarım saat suda beklesin. Evet, şu anda ben hindiyi şöyle sosun içine koyacağım. Büyük, benim hindi büyük. Şöyle bu şekilde bunayacağım bu şekilde. İçini dışını kombila. Şöyle sos yapacağım. Şöyle bu şekilde. İçini dışını böyle kombila. Bu sosun içinde beklesin. Ardından ben pilav geçeceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde beklesin böyle bu. Bu şekilde sosunu yersin. Ben de pilav geçeyim. Hemen arkadaşlar biraz sıvı yağ kullanıyorum. Bir kaşık da tereyağı kullanacağım. Şöyle fazla biraz yapacağım. Yağım fazla olacak. Evet, hemen önceden biraz soğan doğradım. 1 kilodan fazla soğan var burada. Şimdi hemen beyaz soğan bunlar. Beyaz soğan kullanıyoruz biraz yemeklere. Şurada. Bir tane biber var. Bir kase sarımsak var. Sarımsak. Beraber kavuruyoruz. Böyle pembeleşince kadar kavuruyoruz soğanları. Soğan, biber, sarımsak. Pilav ve hindiya, iç pilavı, sarımsak çok güzel lezzet verir. Evet, pirincimizi yıkadık. Islı, güzelce yıkadık, ıslandı önce yarım saat. Şimdi soğanlar kavruldu, şimdi ekliyorum pirinci. Evet, kavruyorum şimdi bir şekilde, bismillah bir daha. Lütfen pirinci karıştırırken şöyle sağdan sola böyle şöyle karıştırmayın. Bu pirinci kırarsanız iyi olmaz. Evet, kavrulsun bu da. Benim biraz burada çam fıstığı var. Onu kavuracağım. Yağdı biraz, hafiften yağda kavuracağım. Kuş üzümü var. Evet arkadaşlar, ben biraz önce pirincimi tarttım. Özellikle tartıya tarttım. 2,5 kilo geldi. Şöyle bir kaşık nane atıyorum. Bir kaşık kimyon atıyorum. Şöyle dolu olmasın.
bir kaşık pul biber atıyorum. Çünkü içinde kırmızı biber de var. Bir tatlı kaşık karabiber atıyorum. Olmazsa olmaz nane ile karabiber. Az bir şeyde böyle bir kaşık kadar da kekik atın. Kekik. Kekiklerimiz kızardı. Bakın bu sıra. Sıra attım. Böyle badem var, bir kasa badem atıyorum böyle. Soymuyorum ben. İstiyorsan soyabilirsiniz. Efendim şöyle bir üzüm var. Önceden yıkadım. Güzelce yıkadım böyle. Üzüm var. Kuş üzümüyle öbür üzüm karışık. Şöyle. Güzel karıştırıyoruz. 2,5 kilo burada pirinç var. Eğer ki siz isterseniz ne kadar kendinize göre yapacağım. Ben 2 tane indi yapacağım. 5 tane tavuk yapacağım. Burası restoran. Büyük restoran. Ona göre miktarı kendinize göre azaltırsınız. Buna 2 yemek kaşığı dolu tuz atıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı dolu tuz. Ben elimle atıyorum normalde de size özellikle hani öyle göstereyim diye. Evet arkadaşlar, ben suyunu ölçtüm. Burada 14 bardak su bardağı var. Bakalım ki ne kadar alacak. Ona göre suyu ayarlayayım. Çünkü üç pilavında sebze olduğu için biraz suyu biraz daha az koyuyoruz. Burada tam 14 bardak su var. Kaynar su ölçtüm özellikle. Ama biraz daha videoyu biraz daha kısa tutayım diye. Onun için ben size şey yapmadım. Bu aynı zamanda da benim bu tencere otomatik. Şimdi biraz sonra bu piştiği zaman kendi kendine otomatikman atar bu. Her şey tamam şimdi. Kapatıyorum altını. Piştisin. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bizim pilavımız pişti. Şimdi biraz karıştıracağım. Bismillah. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Aynı miktarı demek ki çok güzel oldu. Gerçekten gördüğünüz gibi şahane gözüküyor. Gördüğünüz gibi tane tane. Hiç böyle güzel. Gördünüz mü? Şimdi biraz bekleteceğim bunu. Evet arkadaşlar, pilavım doldurmaya hazır. Şimdi ben kendime yeteri kadar bu tarafa alıyorum. Biraz hem biraz soğusun. Hem biraz da şey olsun böyle. Gerisini ayıracağım böyle. Ben bu hindisini doldurayım bir tanesini. Evet arkadaşlar, gördüğün hindi de hazır. Sosu iyice yedi, bekliyor. Akmıyor sosu. Sosu böyle akmaması lazım biliyorsunuz. Şimdi bismillah içine dolduracağım. İçine de soslu böyle. Arkadaşlar, ayağını bu şekilde yukarı tutmanız lazım ki, yoksa hindi çok büyük olduğu için göğsü falan çok büyük, yoksa dolduramazsınız. Bu şekilde doldurmanız lazım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, doldurmayacağı içine gördüğünüz gibi şöyle bir şekilde ben ayaklarını, bende tel var. Ben telle bağlayacağım. Çelik tel var. Çelik tel var böyle. Böyle çelik telle bağlıyorum. Bu uzun süre kalacak fırında. Bu hindi çok büyük. 4-5 kilo bu hindi. 5 kilo büyük hindi. Evet, hazırladım. Böyle plak koydum yere, böyle iyice bağladım. Orada biraz folyo koydum hani kurumasın diye falan. Çok güzel doldurdum. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi fırına gönderiyorum. Ayo alta abi, alta. Ya, hepsi mi üstüne? Hepsi mi üstüne? Oraya. Oldu mu? Oldu abi. Okay. Şimdi şunu tut abi sen. Hı. Şunu tut, ben fırını kapatayım ve fırını açmayı da açarken de göstereyim. Fırınımızı şey yaptık. Ondan sonra kardeşim şuraya bas. Çalışma başladı. İlk 100 dakika başladı, ondan sonra ikinci 100 dakika. Gel ya.
tepsiyle birlikte tepsiyi göndermek istemiştim. Onu olmaya olsa böyle gerek yok. Yok, tepsiyle göndermek istemiştim. Ellemedi, parça düşer mi? Ne? Bir dakika.